أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Âl-i İmrân suresindeyiz. ...133. ayetteyiz. Estaizu billah. Ayetin meallerini okuyorduk. En son Elmalı Hoca'yı okumuştuk. Peki, Nasuh Hoca'yı okuyayım. Ve Rabbinizden bir mağfirete ve eni gökler ile yer genişliğinde olan bir cennete koşunuz ki muttakiler için hazırlanmıştır. Çantı Hoca'nın mealinde Rabbinizin mağfiretine ve takva sahipleri için hazırlanmış olan cennete ki en göklerle yer kadardır. Koşun, koşuşun demiş Çantay Hoca. Biraz dağınık gibi. Bulaç Hoca'nın mealine bakalım. Rabbinizden olan mağfiret ve eni göklerle yer kadar olan cennete kavuşmak için demiş parantez içerisinde. Yarışın diyor Bulaç Hoca. O muttakiler için hazırlanmıştır. Cenneti kastediyor. Yaşar Hoca'nın mealinde Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni göklerle yer kadar olan cennete doğru yarışır gibi koşuşun. Yarışır gibi koşuşun. O takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor Yaşar Hoca mealinde. Süleyman Ateş Hoca'nın mealinde Rabbinizden bir bağışlanmaya ve genişliği göklerle yer arası kadar olan korunanlar için hazırlanmış cennete koşun diyor Ateş Hoca mealinde. Muttakiler için hoca korunanları kullanmış. Korunanlar için. Daha önce kullanıyor muydu bilmiyorum ama burada kullanmış. Suat Hoca'nın mealine bakalım. Rabbiniz tarafından mağfirete. Genişliği göklerle yer kadar. Bunlar da ayette açık değildi. Öncekilerde de var. Ve muttakiler için hazırlanmış bir cennete doğru. Yarışırcasına koşun diyor Suat Hoca mealinde. Yusuf Ali mealinde aynı ayet. Be quick. Çabuk olun. Çabuk olun. In the race for forgiveness. Bağışlanma için bir yarışta ya da bir yarışa çabuk edin, acele edin. From your Lord, Rabbinizden olan bir bağışlanmaya doğru. And for a garden, ve bir bahçeye ki cenneti kastediyor, büyük yapmış G'yi. Whose width, onun genişliği is that of the whole of the heavens and the earth. Onun genişliği gökler ve yer kadardır. Parantez içinde of the whole, hepsi diye açıklama getirmiş. Prepared for the righteous. İyi kimseler, doğru kimseler için hazırlanmıştır diyor mealinde Yusuf Ali. Biktal aynı ayete dair mealinde. And why? One with another. Biriniz diğerinizle birlikte yarışın.
for forgiveness, bir bağışlanmaya ki from your Lord, Rabbinizden, and for a paradise, ve bir cennete ki as wide as are the heavens and the earth, genişliği gökler ve yer genişliği kadardır. Prepared, hazırlanmış for those who ward off evil, kötülükten sakınan, korunan kimseler için hazırlanmış bir cennet, diyor mealinde Biktal. Şakir aynı ayete dair mealinde and hasten to forgiveness, bağışlanmaya koşun, from your Lord, Rabbinizden olan bir bağışlanmaya koşun, and a garden, ve bir bahçeye ki the extensiveness of which, onun genişliği, is as the heavens and the earth, gökler ve yer gibidir. Onu gibi parantez için almış. It is prepared for those who guard. Korunanlar, kim korunan kimseler için hazırlanmıştır, diyor Şakir mealinde. Parantez içerisinde de against evil, kötülüğe karşı demiş. Muhlis Han aynı ayete dair mealinde ...133. ayetteyiz. Muhsin Khan diyor ki and march forth, koşun öne doğru, ona doğru, in the way which leads to forgiveness from your Lord. Rabbinizden size bağışlanma getirecek istikamete doğru harekete geçin, koşun. Bunu böyle yorumlamış. Tabi bunlar ayette açık değil. In the way which leads to forgiveness. Madem parantezi açmış, keşke bu ve'yi de parantez içine alsaydı. And march dedikten sonra, and march in the forgiveness deseydi. Way, ayette çünkü yol açık değil. From your Lord, Rabbinizden bir bağışlanmayı sağlayacak. Buna doğru, sizi sevk edecek şeye doğru koşun. And for a paradise, ve bir cennete ki, as wide as the heavens and the earth. O kadar geniş ki gökler ve yerler. Gibi demiş. Bu gibi en azından bizim okuduğumuz ayette açık değil. Prepared for al-muttaqun. Al-muttaqun için hazırlanmış. Onu da parantez içerisinde the pious, dindarlar diye tarif ediyor Muhlis Han kendi mealinde. Meal dosyamıza geçelim. Âl-i İmrân suresi yani 3. sure 133. ayet. Ayeti yine yerinden alalım. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ min rabbikum. Ve Rabbinizden bir mağfirete, geçen ders dedik ki Sariye o başta olsa daha çarpıcı olur. Ve koşun. Rabbinizden bir mağfirete. Ve genişliği gökler ve yer olan bir cennete.
Uiddet lil muttakin. Korunanlar için hazırlanmıştır. Dilersek zamiri ortaya çıkarabiliriz. O korunanlar için hazırlanmıştır diye. Çok sakıncalı olmaz herhalde. Ama anlaşılıyorsa gerek kalmaz. Ve koşun ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum, Rabbinizden bir mağfirete. Ve cennetin arduha semavatu vel ard, ve genişliği gökler ve yer olan bir cennete. Uiddet lil muttakin, korunanlar için hazırlanmıştır. Evet, ne dersiniz? Köklerle yer dediniz, orada sanki onun içinde olan mı oldu? Yer kadar desek. İşte bu ayette yok o. Öyle olan bir ayet de var Kur'an'da. Arduha ke ardis semavati vel ard diye. Bu ayette böyle duruyor. Arapçası böyle. Arduha semavati vel ard. Onun genişliği gökler ve yerdir diyor Cenab-ı Hak. Başka bir münazara var mı? Şöyle olayım hocam. Rabbinizden bir mağfirete ve korunanlar için hazırlanmış olan genişliği gökler ve yer olan bir cennete. Koşun nerede? Yok, oraya kadar tamam. Oraya kadar tamam. Bir daha alayım. Rabbinizden bir mağfirete ve korunanlar için hazırlanmış olan genişliği gökler ve yer olan bir cennete. İçeri almaya gerek yok onu. Çünkü iyice şişiyor. Göbek şişiyor. Onu hiç tercih etmedik. Onu tercih ettiğimizde hep öyle yapmamız icap eder. Hep o zaman da göbek şişiyor, anlam dağılıyor. Bulamıyor okuyucu vurgu nerede diye. Oyu koysak oraya. Yani onu koyabilirim istersen. O korunanlar için hazırlanmıştır diyebilirim. Ama bana öyle geldi ki sanki böyle de anlaşılıyor diye. O yüzden. Çünkü en son bahsi geçen nesne cennet. Bir cennete dedikten hemen sonra korunanlar için hazırlanmıştır dediğimizde zaten konunun cennete ait olduğu açık olduğu için gerek görmedim. Yani. Peki başka bir münaza var mı? Koşunla bile yarışırcasına kelimesi geçmiyor. Geçmiyor ama sari'u da doğrudan esri'u değil. Sari'u da yani kolektif bir koşmayı anlatıyor. Onu yansıtamıyorum. Yani biraz bizi yarışmaya doğru. Ha, o yarışırcasına güzeldi biraz. Yani aslında yarışmıyorlar ama bakanlar sanki yarışıyorlarmış gibi algılayabilir. Koşuşsun diye merakler de var. He, koşuşun olursa tamam. Bak o sari'u da girmiş olur içine. Yani kolektiflik girer. Evet. Ve koşu şun. Tamam. Şimdi daha isabetli oldu. Ve koşu şun. Yani birliktelik anlaşılıyor. Seryon'un içinde var o. Şimdi burada bir ölçüde yansıdı. Ve koşu şun. Rabbinizden bir mağfirete ve genişliği gökler ve yer olan bir cennete. O korunanlar için hazırlanmıştır. Başka bir mülahaza var mı? İki tane de olmaması için şöyle diyebilir miyim? Rabbinizden bir mağfirete ve genişliği gökler ile yer olan bir cennete. Rabbinizden bir mağfirete ve genişliği gökler ile. Ha, peki. Olur. İlve'den kurtulduk. Aynı işi görür herhalde bu ile. Gökler, hatta ile de göklerle, yer olan bir cennete. Genişliği göklerle yer olan bir cennete. Daha estetik oldu. Evet, semavat çoğul, ard tekil. Aslında ile yok hocam. Efendim? İle yok aslında. Ha, yani bunu V manasında kullanıyoruz. Ali ile Mehmet geldi dediğimizde V manasında ya bu. Burada V manasında kullandık. Sırf yani çok V kulak tırmalamasın diye. Yoksa bir manasında değil yani. Bizim Türkçemizde ile V'nin yerinde kullanıldığı oluyor. Burada da V'nin yerinde kullanıldığı açık. Başka bir mana verilmez zaten burada. Vasıta manası, araç manası vermek mümkün değil zaten burada. O yüzden sakınca yok bence. Peki.
Ali İmran suresi 133. ayetti. İngilizcesine bakalım. 3. sure 133. ayet. وَسَارِعُوا and hasten ya da rush diyelim, o kullanılmış. And rush in a forgiveness. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ and rush in a forgiveness. مِنْ رَبِّكُمْ from your sustainer. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ and rush in a forgiveness from your sustainer. وَجَنَّةٍ and a paradise وَجَنَّةٍ and a paradise وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ and a paradise şu virgülü kaldırıyorum burada and a paradise its عَرْضُهَا its breadth عرضها السماوات والأرض is the heavens and the earth. عرضها السماوات والأرض its breadth is the heavens and the earth. أعدت للمتقين it has been prepared for the protectors. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ and rush in a forgiveness from your sustainer. وَجَنَّةٍ and a paradise. عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ its breadth is the heavens and the earth. أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ It has been prepared for the protectors. Var mı İngilizcesiyle ilgili bir mülahaza? Protectors, koruyucular, koruyanlar. Korunanlar olmayacak. Korunanlar olacak da işte bunu o manada kullanıyoruz. Korunmak. Çünkü diğer korunmak, yani İngilizce'deki o diğer korunmaklarda çok negatif şey yüklü. Böyle mesela avoid gibi, uzak durma böyle, sakınma. Halbuki onu Allah'tan korunma manasında o gitmiyor onlar. Onlar hepsine baktım da. Başka da guard vardı. Olunca şeyi onları kullanıyorum. Mesela bir önceki ayette. Yukarıda olması lazım. And protect from the fire mesela. 131. ayette var. And protect from the fire. Ve ateşten. Yani bu İngilizce'de korunmak manasına da kullanılıyor. Sadece korumak değil de. Mesela he protects himself. Ama orada himself var diyeceksin. And protect from the fire derken mesela. Bu da bir örnek olabilir. Ateşten. Korunun manasında, ateşten koruyun. Neyi? Tabii korunmanın içerisinde kendini korumak var. Fil bunu kendi başına sağlıyor mu? Belki yetersiz, bir şey diyemeyeceğim. Ama başından beri takvaya bula bula bunu bulduk. Diğerleri çünkü hiç kelimeyle ilgisi olmayan fiili kullanıyorlardı. Hı. Ama yani bir alternatifi olursa değiştirmesi zor değil. It has been prepared for the protectors. Koruyan kimseler. Neyi koruyan?
Yani kendilerini koruyan kimseler. Evet, Arapçasındaki ittakanın içerisinde kendini korumak var. Ama bizimkinde yok. Peki başka bir mülahaza var mı? Arapçasını hocam İngilizce çevirmek daha basit sanki. Evet, çünkü cümle kurulumu daha yakın. Dizilimde en azından o rahatlık sezinleniyor. Evet. Evet. Gerçi biz şimdi Türkçeyi de İngilizce gibi kullanmaya başladığımız için oradaki zorluktan da kurtulduk. Yani Türkçe'de de temel yapıyı gözetmiyoruz çoğu zaman. O yüzden orada da pek zorlandığımız söylenemez. Ama yine de İngilizcesi daha rahat. Peki, şimdi geçtim. Ali İmran Suresinin 134. ayetine. Estaizu billah. Bu ayet bana öyle geliyor ki cennetin anahtarı bu. Çünkü önceki ayette cennetin muttakiler için hazırlandığını söylemişti. Dolayısıyla cennet kümesine dahil olan herkes bu vasfa sahip, takva vasfına sahip. Yanı sıra başka özellikleri de olabilir. Geçen derste konu ettik, sabır da mesela öyle. Biz şimdi esas temel olan bu muttakin kim? Kimler sakınanlar diye önceki derste sonraki ayeti görmediğimiz bir anda bir şeyler konuşmuştuk. Sonra bir fark etti ki sonraki ayet ellezine diye başlıyor. Bu ne demek? Onlar şol kimselerdir diye zaten ayette tarif edecek demek. Ellezine burada bir sıfat olarak girmiş cümleye. Ellezine onlar öyle kimseler ki. Kimmiş muttakin? Takvaya yani korunanlar. Nasıl korunulur? Yunfikuna. Hep korunmanın merkezinde infak var. Harcama her zaman kişiyi korur. Namaz sakındırır, infak korur. İnne salate tenha anil fahşai vel munker. Namaz insanı nehyeder, alıkor yanlış işlerden. İnfak, tasadduk ise insanı korur. Ellezî arada ne fark var derseniz biri insana emrediyor kötülüklerden uzak durmayı, öteki ise doğrudan kalkan oluşturuyor. Hangisi daha tercihli? Her ikisi de kişiye lazım ama kalkan sanki sen yönelsen bile seni engelleyecek veya arada bir şey oluşturacak, tampon oluşturacak bir şey. Ellezîne yunfikûne onlar ki infak ediyorlar. Yine infak kişiyi gelecek belalardan, musibetlerden de korur. Çünkü kişinin zindeliğinin, şuurunun ne denli yüksek olduğunun bir alametidir. Her zaman söylüyoruz, şuuru açık olan, zinde olan kimse daha az musibete, belaya uğrar. Çünkü zaten bela, musibet gelmeden önce o bela ve musibetle kazanması gereken şeye, kazanması gereken haslete zaten sahip demek. Sabah akşam Cenab-ı Hakk'a yalvarıp yakarıyor. Beni koru diye. İnfak bunu gösteriyor. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ Onlar ki harcayan kimseler. Yukarıdaki ayette Cenab-ı Hak cehennemlikleri tarif ederken de yine parayla ilgili bir mevzudan cehennemliklere geçti. Şimdi cennetlikleri tarif ederken de yine parayla ilgili bir mevzudan onları tarif ediyor. Konu temeli itibariyle aynı zemine oturuyor sanki. Önceki ayette zor duruma kalmış adamdan onun sıkıntısını sömürerek, suistimal ederek kat kat faiz yiyen adamın akıbetini Cenab-ı Hak cehenneme gönderdi. Bu ayette ise infakta bulunan kişiden bahsediyor. İnfakta bulunan kişi kime infak ediyor? Yine zorda olan kimseye. Yine taraflar aynı. Yine taraflardan birinin elinde para var, diğerinin elinde para yok. Bu kez taraflardan, önceki örnekte taraflardan biri elinde para var, diğerinin de para yok olana para verip onu sömürmeye kalkışıyordu. Onun işte varlığını, yoğunluğunu, namusunu, ırzını ve en sonunda hürriyetini belki
gasp etmeye çalışıyordu. O adamın akıbetini Cenab-ı Hak cehenneme gönderdi. Burada da yine elinde para olan birisi var. Yine karşısında zorda kalan birisi var. Bu kez bu ona ne yapıyor? İnfak ediyor. Veriyor, hibe ediyor. Bu kim? Bu da Cenab-ı Hak da bu adama takvayı nasip ediyor. Burada infak ediyor. Burada bir şeyden korunma vesaire infak ediyor. Ama neticede Cenab-ı Hak o kişiyi bu infakı dolayısıyla günahlardan, masiyetlerden korunma şeyini ona veriyor. Bunun sayesinde. Muttakiler takvaya, korunabilmeye infak sayesinde eriyorlar. O yüzden infak adamı koruyor. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ Onlar ki infak ediyorlar. Demek ki cehennemin de cennetin de yolu biraz biraz ticaretle ilişkili veya parayla ilişkili mevzular üzerinden gelişiyor. يُنْفِقُونَ infak ediyorlar. Hem de nasıl infak ediyorlarmış? فِسَّرَّائِ İyi zamanda, güzel, hoş, mutlu oldukları zaman, kendilerini iyi hissettiklerinde. Böyle zamanda pek çok kişi infak eder diye düşünebilirsiniz. Ama bunlar vaddarra'i, zor zamanda da infak ediyorlarmış. İnfak bunlar için sürekli bir şey ama az ama çok. Az olduğunda belki az infak ediyorlar. Çok olduğunda da belki ona oranla daha çok infak ediyorlar. Ama her halükarda infak ediyorlar. Muttakiler her halükarda infak ediyorlar. İnfak hocam sadece para olarak mı anlamaktadır? Yani öyle anlamasak bile temelde öyle. Tamam, yorum ile başka şeyler de infaka dahil edilebilir ama esası infakı. Çünkü Kur'an'da Cenab-ı Hak bunu mef'ulüyle kullandığı yerlerde çoğunlukla malı kullanıyor. Mesela yunfikune emvalahu. Çok sık görüyoruz. Dolayısıyla infakı en çok malı infaka mef'ul yapmış. Ha, hadislerde peygamber bunlar sürpriz mi yapıyorlar yoksa biz mi böyle tercih ediyoruz? Ne diyordun Geylan'ın? Hadislerde infakın yani sadakanın başka versiyonları da zikrediliyor. Yani Hazreti Ebu Zer örneğinde işte yapacak param yoksa ne yapayım diyor. Bir adamın sırtına un çuvalını yüklersin. Gücüm yoksa ne yapacağım o kadar da. Yani nasıl sadaka vereceğim. İşte bir iş bilmeze bir iş öğretirsin. Ben de bir şey bilmiyorsam zaten. Veya bir kişi üzerinden konuşuyorlar. O kişi bir şey de bilmiyorsa ne olacak falan. Böyle birkaç alternatifin hepsini Ebu Zer tüketince Hazreti Peygamber de demiş ki senin adamında da hiç hayır yok. Yani kişinin sahip olduğu bir takım şeyleri gönüllü olarak başkasına aktarması. Temelde bu infak ama kişinin sahip olduğu en akla gelen, en mütedavil, en elden ele rahat geçen şey de para olduğu için tabii ki infakın... Yani ticaret infak etmeye girmiyor. Çünkü infak doğrudan parayı hibe ediyor. Al senin olsun diyor. Ticarette meta veriyorsunuz. Karşılığında parasını, paranızı alıyorsunuz. Ama adam dükkan açmış, mal satacak. Siz oradan alırsanız devamlı. Aynı şekilde olur. Tabii o desteklerseniz o da bir bakıma öyle olur. Evet. Bu taraftan almıyor, oradan alıyor. Evet, evet. O da öyle olur ama yine biz en temel mana ne? Cebindeki parayı zorda olan bir kimseye insanın al işini gör, sıkıntını gider, senin olsun demesi bu infak. Bunu zaten Allah için yaptığı takdirde Cenab-ı Hakk'ın muttakileri tarif ederken bula bula bulduğu ilk özellik bu. İnfak edebilmek. Olağanüstü bir şey. Yunfikûne infak ediyorlar. Fisserrâi darda vaddara. Yani öyle bir dine mensubuz ki bu dinde bir başkasını parası dolayısıyla sömürüp ezeni Cenab-ı Hak cehenneme götürüyor. Yine bu dinde cennetin yolunu da cebindeki parayı zorda darda olan kimseye götürüp vereni de cennete koyuyor. İnsan burayı okuyunca işte ilahi adalet bu olmalı. Bunlar oraya gitmeli. Onlar ötekiler de buraya gelmeli diyorsunuz. اَلَّذ۪ينَ Onlar öyle kimseler ki يُنْفِقُونَ infak ediyorlar. فِسَّرَّا اِوَدَّرَّا Ama
O çıtayı söyleyen arkadaş bu hafta gelmemiş. Çıta yine yüksek. Hem iyi zamanlarda hem kötü zamanlarda infaktan bahsediyor ki çok insanı zorlayan bir şey. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çok insan gelip bir şeyler istiyordu. İşte Allah'ın izniyle param yok, pulum yok, işte yiyecek yok, açım vesaire. Çok örnekleri Hazreti Peygamber döneminde yaşandı. Fakirlikteymişler. Bir günde bir adam gelmiş yine böyle. Hazreti Peygamber oraya haber salmış, buraya haber salmış. Hadiste geçiyor, evlerine haber salmış. Oralardan da haber olumsuz, yiyecek bir şey yok, verecek bir şey yok. Bu kez cemaate yönelmiş ya, bunu bu zatı evinde konuk edecek, yedirecek kimse yok mu? Ensardan bir adam, ben götürürüm demiş. Almış adamı götürmüş evine, Ensardan birisi, Medineli birisi. Eve gittiklerinde, tabi onların evleri ya bir hücre ya belki 1,5-2 hücre veya bir hücre ortasında böyle bir şey gerilmiş olabilir. Hanımına soruyor, diyor ki yiyecek bir şey var mı? Diyor ki çocuğun bir yiyeceği var, onun dışında bize yiyecek bir şey yok. Ya sen diyor çocuğu oyala uyut, o yiyeceği de bu adama yedirelim, ben aldım getirdim. Çocuğu uyutuyorlar o şekilde. Ama yiyecek o kadar az ki çocuk yiyeceği. Sadece buna sunsalar sen yiyemeyeceğini düşündüklerinden karı koca kendi aralarında işte o arada lambayı söndür de biz yiyormuş gibi yapalım, yemeği ona yedirelim diye de plan yapmışlar. Ve lambayı o arada söndürüyorlar, lamba söndü diye veya gaz yağı bitti diyeceğim şimdi, öyle bir şey tabii. Onlar gölge yapıyorlar, adam yiyor. Onlar gölge yapıyorlar, adam yiyor. Bunun üzerine rivayet bu. Bunun en sık birlikte anıldığı ayeti okuyacağım şimdi. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا. Kendilerinde zorluk olsa bile kendilerine tercih ediyorlar diye Cenab-ı Hak onları ayet ile övdü. Ensarı, onların bu misafirperverliklerini, eldekini paylaşma şeylerini Kur'an'da övdü. İşte zor zaman, sıkıntılı adam, belli ki çocuğun yiyeceğinden başka bir şey yok işte açık. Ama o esnada bile infak ediyor. Çünkü Hazreti Peygamber'in düştüğü durum zor, sıkıntılı. Darda da, genişlikte de infak ediyorlar. Bu muttakiyle. Yoksuzu doyuran ayette var ya. Hı. 40 günde yoksuzu. Evet. Bu hadiseyi Peygamber'e bildirip o kuldan Allah razı oldu diye bir bilgi getirdi. Şu an hatırlamadım. Belki vardır hadiste. Şu an hatırlamadım. Bu bir şeyi gösteriyor. Yani insan, iyi insan, muttaki cennete girecek. Cenab-ı Hak bize bu ayette birkaç, 3 husus veriyor. Ben inanıyorum ki bu 3 hususun her biri insanın bir temel yönünün sonucu bize. Yani infak edebilen, iyi zamanda, zor zamanda. İnsanın bir yönünün komple şeyini veriyor bize, neticesini. Bu varsa, bu özellik, İnsanın işte 3'e ayırırsak, 3 yönü varsa bu 3 yönünden bir tanesi tamam demek. Dar zamanda, iyi zamanda, kötü zamanda infak edebilenler. İkinci özellik, insanı muttaki yapan ve insanın bir başka temel yönünün kriteri belki. O da neymiş? وَالْكَاذِم۪ينَ الْغَيْضَ Gayzı bastıranlar. Gayzı bastırabilmek. Bu apayrı bir şey. İnsanın biraz işte çevresiyle olan ilişkileri, insanın olaylara olan tepkisi, insanın biraz psikolojik tarafı, biraz insanın işte mütevazi kişiliğiyle ilgili kızgınlığı temel tabii ki gayz demiş Cenab-ı Hak ayette. Gayzını bastırmak, bunu yapabilmek de insanın bunu da yaptığı takdirde 3:2 oranında diyelim şey yapıyor, muttaki yapıyor. Bir özellik daha var. وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ Ve insanları bağışlayanlar, insanların kusurlarını görmezden gelenler, insanların kendilerine yaptıkları şeyden, işte herhangi bir olayda tepkilerini bastırıp onlara iyilikle muamele edenler. Bu 3 haslet insanı muttakilerden yapmaya temelde yetiyor olmalı. Cenab-ı Hak muttakileri tarif ediyor. Tabi bu ayeti her okudukça aklıma okuma parçası geliyor. Bir tane okuma parçası vardı. O okuma parçasında bir tane bir sultan diyelim, onu tarif ediyor, anlatıyorlar. Çok hiddetli, kızgın, toleransı çok düşük, hassasiyetleri çok yüksek
bir adam en basit şeye kızıyor. Böyle birini tasavvur edelim. Bunun da hizmetinde bulunan son derece titiz, dakik, bugüne kadar pek yanlış yapmamış bir yaveri var, hizmetçisi var. Banyosunu bile o yaptırıyor. Sultanla iyi anlaşıyorlar. Sultana karşı kusur işlememiş. Ama insan bu ya, bir gün banyo yaptırırken sultanı, o karıştırdığı karma sudan değil de oradaki safi sıcacık sudan o esnada farkında olmadan sultanın başından aşağı dökmüş tabii. Dökünce de bir daha geri getirilmiyor. Sultan o anda köpüğüne sabunla mı yansın, gözlerini açamadığına, yoksa başından inen kaynar sulara mı? Kıpkırmızı olmuş. Zaten su da sıcak, o da kızartmıştır bir miktar. Şişmiş, kabarmış. Tam o artık ne emredecek, ne söyleyecekse. Bizimki o hamamın yankılı ortamında başlamış bu ayeti okumaya. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالضَّرَّائِ وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ. Belki buraya kadar adama pek bir tesir etmedi. Ama ayetin sonu onu bitirmiş. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ. Allah güzel davranışlarında bulunanları seviyor. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ. Yani ayetin sonuna Cenab-ı Hak sevgisini iliştirdi. Bunları yapabilenlere, iyi zamanda kötü zamanda infak edebilenlere, gayzı bastırdığında, gayz ne demek? Gadab gibi değil. Gayz haksız öfke, yersiz öfke, anlamsız, gereksiz öfke. Allah affetsin, benim başıma çok sık trafikte geliyor. Ne olmuş? Adam birden kırmış önüme, işte sola ışık yakmıyormuş. Çok o anda gayz geliyor böyle, kızıyorum o anda. Bir gadab değil o, yani çok haklı değilsin esnada. Çünkü yani olabilen basit şeyler bunlar. Gadab ise o ayrı bir şey, onu Cenab-ı Hak kendisi içinde kullanıyor. Yani Allah'ın da gazabı var, o haklı bir öfke, insanın zulme karşı verdiği yerli yerince makul bir tepki, olması gereken bir şey. İnsan onu da bastırmaması icap eder. Yani gelmiş adama zulmediyor, gazaplanacak, tepki koyacak. Hani diyorlar ya, kediyi köşeye sıkıştırırsan o onun tepkisi, onun haklılığı öyle bir an geliyor ki aslanı bile veya işte insanı bile bazen ürpertiyor. Çünkü haklılıkla gelen, hakkını savunmayla gelen son derece yerli yerince bir şey. Ona gazap diyor Kur'an. Ama onun bastırmasından da bahsetmiyor. Çünkü onu bastırırsan insanlığını kaybedersin. Kölelik süreci başlar, kulluk süreci başlar. Bu ise gayz. Bu eve giriyor, efendim niye işte sofra hazır değil. Yani pek çok nedeni olabilir bunun. Çocuk uyumuş, erken kalkmış, bilmem ne. Veya bir tanesi vardı. Çok böyle gayzına yenik bir insan. Böyleleri gayzına yenik. O kendisini kontrol edemediği için. Yoksa gayz hepimizde var. Gayzına yenik. Annesi, kadıncağız ona nasıl yapacağını bilemiyordu. Mesela yumurta pişirilecek. Onun istediği bir ayar vardı. Ne pişmiş ne de su gibi. Böyle arada beyazının olgunlaştığı, sarısının da böyle viskositesinin işte bilmem kaç mikro bilmem ne düzeyde olduğu bir ayar. O ayarda olacak. Eğer öyle olmadı, yumurtayı deldiğinde sıvı gibi aktıysa vesaire, sofrayı kaldırıp böyle bir kenarını kaldırıp deviriyormuş. Ben hiç görmedim bir akrabamı uzaktan. Annesinin böyle o yumurtayı sayarken korkudan, yani yumurtayı koymuş suya, bir taraftan sayıyor işte 50'ye kadar sayınca yumurta olacak onun istediği türden yumurta. Yaşlı da kadın, belki rakamları şeyi saatte tutmayı belki iyi bilmiyor. Heyecandan mesela 30'a geldiğinde bir daha işte 20'lere dönüyormuş kadın, farkında olmadan korkuyor anda yapamayacağım diye veya yine yanlış olacak diye. Böyle ürperti yayıyor etrafına. Böyle bir gayzına yenik bir tip düşünün. Yani bunun, bu haksız öfke, yersiz öfke. İşte deminki sultanın örneğinde olduğu gibi. Yani kul bu, robot değil, robot bile olsa yanlış yapabilir. Oradan daldıracağına, öteki taraftan daldırıp döktü başına. Tabii gayzdan hepimizde var. Bastırabilmek büyük bir yetenek. Evvela Cenab-ı Hak'tan bunu kendim için diliyorum. Onu bastırabilmeyi, onu kontrol edebilmeyi. وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْضَ. Bunu kontrol edebilmek bir bakıma cennetin anahtarı. Nasıl infak cennetin anahtarıysa,
gayzını bastırabilmek de, olur öyle şey diyebilmek de cennetin anahtarı. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Biliyorsunuz çocuk yaşta kendisini annesi gelip Hazreti Peygamber'e verdi. Hazreti Peygamber Medine'ye gelmiş. Demek ki bizdeki gibi, bizde böyle alışkanlık vardır. Gelene bir şeyler götürülür. İşte kimisi bir şey yiyecek götürmüş, kimisi, herkes bir şey takdim etmiş Hazreti Peygamber'e. Enes bin Malik'in annesi, demek fakirlik var. Bilebildiğim kadarıyla o esnada da dul. Bir şey bulamamış günlerce. En sonunda aklına gelmiş ki Enes'i vereyim ya. Demiş ve alıp gelmiş Hazreti Peygamber'e. Demiş ki herkes bir şey getirdi, bir şey bulamadım. Ne olur vereceğim şeyi kabul et demiş. Hazreti Peygamber nedir deyince Enes'i al. Enes senin yanına gelsin. Ne istersen yapsın işte, hizmet etsin sana. Deyince Hazreti Peygamber de kabul etmiş. Enes çocukluğunu hep Hazreti Peygamber'in yanında geçirmiş. Tabi bir yandan da çocuk aynı anda. Yani bir olgun gibi davranması muhal, zaman zaman çocukluk yapıyor. Sonradan tabi Enes çok uzun yaşadı. Hazreti Peygamber'i ona sorduklarında hiç kendisine Hazreti Peygamber'in kızdığını hatırlamadığını, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine öfkelendiğini hatırlamadığını, yaptığı yanlışlar dolayısıyla. Bir gün bir tanesini anlatıyor. Hazreti Peygamber ona para vermiş. Öyle çok da az bir para değil. Git şunu al getir demiş çarşıdan. O da gitmiş çarşıya giderken o ara çocuklardan biri demiş ki gel bir el, diyelim ki bilye. Yani ben şu anda hatırlamıyorum. Bir el bilye oynayalım. Ulan hadi oynayamaz, oynar. Çok iyi oynadığını falan söylerler. Girmiş oyuna. Bir el çevirmişler, iki el, üç el derken vakit bayağı geçmiş. Hazreti Peygamber bulunduğu yerden çıkmış. Gelmiş oradan geçerken bunu görmüş. Enes orada dalmış oyuna. Seslenmiş Enes'e. Enes demiş ki ha işte ya, unuttum işte oyuna daldım falan. İyi tamam sen parayı ver, ben parayı şey yapayım. Aranmış taranmış o esnada, parayı da düşürmüş. Yok üzerinde para. Tabi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ne demiş? Sen oynamaya devam et demiş. Ve gitmiş. وَالْكَادُ مِنَ الْغَيْدَ Yani gayz göstermemiş. Çünkü burada gayz gösterecek bir durum yok. Planlı bir şey yok. Zaafı dolayısıyla çocukluk hali. Ve benzeri hususlar. Haklı olmayan öfkeyi kastediyoruz. Öfkenin her biçimini kastetmiyoruz. Birilerinin dediği gibi bir yanağına vurduysa öbür tarafını dönen, ya zahmet olmazsa bir de buraya vur diyen bir anlayışı tarif etmiyoruz. Müminin onurunu, müminin kıymetini, temsil ettiği değerleri yere seren bir anlayışı tarif etmiyoruz. Ne olursa olsun her halükarda altta kalmayı yeğleyen bir anlayışı tarif etmiyoruz. Haksız olduğu, insanlık hali dolayısıyla zaman zaman olup biten aksaklıklardan ötürü gereksiz bir öfkeye kapılmayı, ki bu haksız öfke, buna kapılmayı kastediyoruz. وَالْكَادِ مِنَ الْغَيْضَ Gayzını bastıranlar. Bu kadar çok söylediğimize göre inşallah Cenab-ı Hak bize bu anlattıklarımızdan bir şeyler ihsan eder. Kendimi kastediyorum çünkü bazen haksız hissediyorum bunları söylemekte. وَالْكَادِ مِنَ الْغَيْضَ Çünkü aynı Kur'an bize لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ diyor. Dolayısıyla dikkat etmek lazım. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Bir de insanları bağışlama. Bunu da Cenab-ı Hak aslında gayzı bastırmayla neredeyse iç içe iken bunu ayrıca yine anlıyor. Çünkü bu da önemli bir şey. Yani bazısı öfkesini bastırıyor, çekip gidiyor. Ama affetmeyi bir türlü beceremiyor. Öfkesini şey demiyor, öfkesini yansıtmıyor ama affetmeyi de beceremiyor. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ İnsanları bağışlayanlar. Çok kötü yaygın bir cümle var. İşte Allah bağışlar. Bağışlama benim için değil. Yani Allah affeder. İnsanlar, kullar affetmez gibi. Halbuki Allah da affeden kulları affeder. Böyle bir ilişki var. Allah affeden kulları sever. Allah öfkesini bastıranları sever. أَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا وَاخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته